Yani sabah kalkınca ilk iş ne yapıyorsunuz? Kısa kısa 4-5 sorun var. Onu hemen böyle bir hızlı hızlı bir soru cevap tamam. şeklinde bir de o şekilde bitirelim istiyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Bir huy geliştirdim. Uyumuyorum diyeceksiniz aslında. Yok, çok az uyuyorum. Ama sabah kalkınca Allah'tan ki eşim de erken kalkıyor. Çocuklarım erken okula gidiyor derken beraber onlarla da biraz var. Bu sabah erken dedim 6'da. Bazen biraz daha erken. Allah'tan diyorum çünkü bu ara kalkar kalkmaz müzik açasım var. Yani müzik açıyorum. Ne dinlediğimi de söyleyeyim. Evet ya. Lütfen soracaktım ama siz... Dilek kızacaksın ama. Ya bu ara Barış Manço dinliyorum. Dönence Oo. Diye bir şarkısı. Dönence diye çok sevdiğim bir parçası vardı. Sabahları ilginç bir enerji veriyor. Deneyin. Bak söyleyeyim. İlginç bir... Başka gruplar da dinliyorum. Yani çok sevdiğim gençken işte Dire Straits gibi böyle sevdiğim bir iki grubu da açıyorum. Evet. Zevklerime girersek süper, çıkamayız tamam. şimdi altından. O zaman ama, bir sonraki soruya evet, geçeyim. Yani sabah müzik çalıyorum. Süper. Bir de bu sabah kızımı kızdırdım. Karnesi çok iyiymiş falan bana hava atacak. Ben de onun yanında eşimi ne kadar çok sevdiğimi ifade ettikçe çatlıyor kızım. Bundan çok da acayip keyif alıyorum. Darısı onun başına. Beni bir kovdu evden bu sabah aklınız durur. Çünkü dedim ki oh eşimle bugün çok güzel bir gün geçireceğim falan filan. İkimiz de kapıdan attı 8 yaşındaki kızım. Süper. Hayat böyle. İyi bir öğrenci olduğunuzu öğrendik, biliyorduk. Peki hiç sevmediğiniz bir ders oldu mu hayatınızda, okulda? Yaş. Arkadaşları desteklemek, onların da sevmediği vardır eminim. Evet. Aslında iyi bir öğrenciydim. Yani ama şunu söyleyeyim, hani ben mükemmeldim falan değil. İyi bir öğrenciydim. Ortalama, her derse ilgi göstermeye çalışan. Ama bir sırrımı söyleyeyim. Çok iyi ders dinlerdim yani. Ders dinlerken dersi öğrendiğimi düşünüyorum. Evet, çok iyi. Çok iyi bir ders dinleyicisi oldum. Bu benim yaşamımın en büyük avantajıydı. Ya bir tek kimyada zorlandım. Kimyamı bozdu. Ya o da herhalde lise 1'de kimya dersinde garip bir öğretmenimiz vardı. Şöyle yapıyordu, tahtada bolca yazıyordu. Yani yazarken anlatıyordu. Hiç mesela biz onu şöyle görmedik kimya dersi anlatırken. Ve şöyle garip bir şey yazıyor, bir yandan da siliyor. Ya ve Instagram'daki storyler gibi. Ya artık, garip yani adama yetişemezdik. Ve kimya ile ilgili çok zorlandım açık söyleyeyim. Ama onun dışında derslerimi sevdim. Süper. Alakasız gibi görünen bazı dersleri bile severek yaptım. Yani işte felsefe sonra kalktı ama lisede mesela çok severdik felsefede. Eğlenceliydi. Eğlenceli de bir hocamız önemli. Vardı. Çok ilginç dersler, çok önemli ilginç diyaloglarım vardı. Peki hiç sevmediğiniz bir huyunuz var mı değiştirmeye çalıştığınız? Ya da değiştirmeye çalıştınız, yapamadınız, vazgeçtiniz. Şöyle hayatımda şunu yaptım. Mesela spor yaptım ben. İyi bir kaleciydim kendimce. Gol yemeyen bir kaleciydim. Gol yemeyen bir kaleci. Ya çok heyecanlanıyordum ilk futbola başladığımda. Acayip heyecanlanıyordum. Yani kaleye geçeceğim işte. Kendimi böyle büyük tribünlerin önünde hayal ediyordum. Bazen topla yatıyordum. Çok heyecanlıydım. Her gençte olmuştur. Tırnaklarımla uğraştım o dönem. Evet. Allah'tan kaleciydim. Elimde eldiven vardı yani. Yoksa işim zor. O huyumu bıraktım. Yani o bıraktım. Ne zaman futbolu bıraktım da bıraktım dermişim. Ama onun için kötü huyum ne bileyim aklıma gelmedi. Ya aslında insan güzel. Kendi kötü zaten huyunu... Biz de öyle hissediyoruz da sizin belki bir şey vardır diye. Hayır, kötü huyunu derken şöyle, vardır elbette kötü huyum. Eşinize acaba, sorsak belki daha iyi olacak ama onu arada sorarız. Evet. Kötü huyum
Belki çok sabırlıyım. O mu kötü bilmiyorum ama yok, o da değil herhalde. Peki yok. Son bölüme geçersek eğer müsaade ederseniz birer kelimeyle sorularım olacak size. Seçim yapmak zorundasınız. Yaz mı, kış mı? Nereden buldum bu soruyu bilmiyorum ama. Yaz. Siyah mı, beyaz mı? Yani şimdi siyah beyaz deyince Beşiktaş falan. Onun için seçmek zorundasınız. Takım tutmamak yok, için. Yok, zaten her takım benim takımım biliyorsunuz. Vallahi beyaz. Beyaz. Daha böyle burada anlaşamadık temiz, sizden. Berraklık. Doğru. Yani doğru. Pırıl pırıl. Öyle hissediyorum. Peki futbol mu, basketbol mu? Ya eskiden futbol, şimdi diğerleri. Çok çok önemli. Yani amatör spor için başkanın desteği çok önemli. Evet. Hakikaten. Ya şöyle, futbola çok destek veren var. Zaten çok destekleyeceğiz. O profesyonel kafadan sıyrılan yetenekli insanları açığa çıkaran ve topluma spor yapma. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani kısa ama şey yapmayacağım. Bu arada 2000 Sinan sorumluluk benden gitti. Evet, yani. 2032'ye falan İstanbul Olimpiyat hedefi koyacağız. Oo. Ve alacağız. Oo. Bu olimpiyatı. Bunu duyduğumuza ama, değdi. Ama bakın bir şey söyleyeyim. Stat yapmayla size olimpiyatı vermezler. Olimpiyat bir spor kültürü. Ben atletizm pisti olmayan bir şehre hiç kimse olimpiyatı vermez kardeşim. Atletizm sporun temeli. Jimnastik sporun temeli. Bunun gibi sporda, sporlarda, branşlarda başarı elde ettiğimiz iyi sporcu, bizim neyimiz eksik Allah doğru. aşkına? Sadece yetiştirmeyle doğru. ilgili bir sorunumuz doğru. var. Dolayısıyla biz 2032'ye sadece tesislerle değil, tesisler yapılır, para, finansman, teknik, mühendislik bitti. İnsan yetiştirmek önemli, insan. İnsan. Benim çok şanslıyım, çok şey öğrendiğim bir lisem var. Şu anda 133 yaşında, Trabzon Lisesi'nin 100. dönem mezunuyum ben. Ve Trabzon Lisesi'ni 1924'te Mustafa Kemal Atatürk ziyaret ediyor. Ben o ziyaret ettiği giyimiyle ve vecizini de altına yazan güzel bir anıt hediye etme onurunu yaşadım liseme bundan 5-6 sene önce. Önüne de onu yazdırttık. Çünkü kendi kalemiyle, eliyle, el yazısıyla anı defterine yazmış. Bedeni idman, fikri idmanla muvazi gitmelidir. Yani beden çalışmasıyla fikri çalışma paralel gitmelidir diye 1924 Trabzon Lisesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı yaz. Yani dememiş ki isteseniz de istemeseniz de yapacağım. Evet. Bravo. Sağ olun. Aslında bu sorunun zamanlaması pek iyi olmadı spordan sonra ama pizza mı köfte mi? Ben köftecilik yaptığımı biliyor musunuz? Bilmiyordum. Ben İstanbul'da tam 7 tane köfteci dükkanım oldu benim. 92 yılında ilkini açtım. Darısı pizzacılarım aslında. Onu söyleyeceğim. Dolayısıyla direkt köfte tercihim var. Hatta ustalarım köfte konusunda lezzeti bir gün iyi bir gün kötü yapınca köfte yapmayı da öğrendim. Zaten köfte yapmayı bilmiyorsan köfteci olma kardeşim. Bu da doğru. Yani bunu hangi işi seçiyorsanız aslında kulağınızda küpe olmasını isterim. Doğru. Bir işi yapıyorsanız o işi öğreneceksiniz. Hele hele bir maharetse işin içindeki. O bakımdan köfteyi değişmem. Ama yanına pizza koyamam ama piyaz koyarım. Köfteyle tamam. Piyaz iyi gider. Peki son kısa iki sorum. Araba mı bisiklet mi? Ya ne yazık ki araba. ama başkalarına bisiklet tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle bir handikapım var Agah Bey. İtiraf edeyim. Çocukluğumda ben bir hata yaptım.
İyi karnelerimle rahmetli dedemin yanına giderdim. O da kereste işi yapardı. Yeğenlerim de arkamda, kuzenlerim de arkamda birikmiş. Böyle 7-8 kişi. Öncü olarak gidiyorum, en iyi karne bende. Ayıptır söylemesi. Dolayısıyla dededen bir şey isteme hakkım var. Tabii. Ne zaman gitsem futbol topu istiyorum. Dedem de hatta yeter uşağım yani, her top 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 falan böyle. Neyse, kuzenlerim de işte yeğen kuzen neyse biz öyle çağırırız. Karneyi aldım ve tamam topumuz var Ekrem, bu sefer bisiklet al. Ben de bisikleti hiç sevmiyorum. Tabii derdim, bisiklet alayım siz sürün ben seyredeyim. Kusura bakma, top alalım beraber oynayalım derdim. Her gidişimde top isterdim. Dolayısıyla benim bisikletim olmadı. Bisiklet olmayınca bisiklet de sürmedim. Yani kullanmadım. Ama 3 sene önce ısrarlarımla bisiklet öğrenmeye çalıştım ve biraz başarıyorum. Hiç merak etmeyin başkanım. Başarıyorum. Şimdi benim ama de yatırımcısı olduğum. Ama İstanbul bisiklet kullansın istiyorum bu arada, onu söyleyeyim. Merak etmeyin, bisikleti atlayabilirsiniz. Benim de yatırımcısı olduğum bir e-scooter şeyi çıktı Tur İstanbul'da. O bisikletten de kolaylaştırıyor işi. O zaman İstanbul. Soruyu değiştirseniz evet, Agah evet. Bey yani. Yok, reklamını yapalım. Reklam bisiklet mi scooter mu falan reklam diye. Reklam olmasın diye yapmak istemedim. Peki aslında sorunuzun cevabını biliyorum. Eşiniz de burada çünkü onun için başka aksini düşünemiyorum. Akıllı bir insan olarak sizin ne cevap vereceğinizi, ama yine de soracağım. Para mı aşk mı? Yok. Her ikisi de. Hayır, şöyle. İkisi de değil. Ama şöyle bak, ben size söyleyeyim. Eşim burada diye değil. zaten her ne kadar maddiyatçı bir dünya ya da 21. yüzyıl, belki 20. yüzyıl öyle geçti ama 21. yüzyılın ben öyle geçeceğini düşünmüyorum. Sevgi, aşk, tutku, çevre, yeşil alan, doğayı korumak, her şeyin önüne geçtiğini düşünüyorum artık. Ve özellikle çocukların, gençlerin, daha iyi yaşamak isteyen bütün insanların önceliklerinin buna evrildiğini düşünüyorum. O bakımdan benim de ruhumda olan açıkçası tabii ki aşk. Evet. Sayın Başkanım, vizyonunuz, enerjiniz ve samimiyetiniz için çok teşekkür ediyoruz ben size. Ben teşekkür ederim. İyi bir alkış lütfen.